Ali Respekt piyasalarında herkese iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Şimdi yarın piyasalar nasıl seyredebilir? Detaylı bir çalışma yapmıştım gerçi hafta sonu ama şimdi Excel tabloları üzerinden hedef vererek bu çalışmamıza devam edelim diyoruz. Şöyle pardon. Sayfamıza abone olup beğenilerde bulunabilirsiniz. Bunu söyleyebilirim. Tabii en yakın kursumuz 16 Haziran Bursa, 7 Temmuz İstanbul olmak üzere. Biliyorsunuz özel eğitimlerimizde hafta içi beraber trade ediyoruz. Trade'in anayasasını çıkartıyoruz ve bunun üzerinden gidiyoruz. Sınıf eğitimi ve internet üzerinden eğitimlerimize başvurabilirsiniz. Tüm detaylı bilgileri sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hemen dolar endeksine dönüp bakalım. Dolar endeksi için Perşembe gününden itibaren bir geri çekilme ihtimalinden bahsetmiş. Şu an süreç devam ediyor. Tahmin ediyorum ki yarın 97.600'lere 97.680-700'ün direnç olabileceğini ama aşağıda 97.300'lere doğru geri çekilmenin devam edebileceğini söyleyebilirim. Peki Euro dolar paritesinde durum nedir? Euro dolar paritesinde daha önce de bahsetmiş olduğumuz yukarı yönde beklediğimiz tepki hızlanmaya devam etti. 1.12.07 gibi bir kapanış görüyorsunuz. Hemen şöyle bir Euro dolar paritesi üzerinde 1.12.07 kapanışını alalım. Yarın nasıl seyredebilir? 1.12.10 olarak alıyorum. Şimdi tabii aynı zamanda şöyle bakalım. HDTR'de durum nedir? Euro dolar paritesinde. Onu da bir detaylandırmış olalım. HDTR'de -0.0.35. Yani bu toparlamanın geldiğini bize gösteriyor. Daha önce de bahsettik ya. Euro dolar paritesinde bakın. Ama HDTR nasıldı? Pozitif uyumsuzluk vardı. Ve o gün, şu gün daha doğrusu o eksiden sonra, eksi olduğu dakikalardan sonra günün ikinci yarısında çok sert bir hareketten bahsettik. Bu gerçekleşmeye başladı. Yani doların dünyada geri çekilmesi, euronun tepki vermesi, dünyada risk iştahının tekrar artması anlamına geliyor. Yani bizim için de olumlu bir süreç bu. Dolar açısından, dolar TL açısından, içeride faizleri tabii izliyor olacağız. Kendi dinamiklerimiz yine çok öne çıkacak ama hemen diğer konulara da döneceğiz. Evet, 1.12.10. Hemen şöyle alıyorum. Grafiğime bakıyorum. Evet, tahmin ediyorum ki yarın Euro dolar paritesinde biz 0.0.35'ti bu. Artıya geçen hareketler göreceğiz büyük ihtimalle. O da Euro dolar paritesinin önümüzdeki günlerde yukarı hareketin devamını getirebilir. 1.12.10 bu bölgelerde alıcı da olurum. İlerleyen gün, ilerleyen saatlerde 1.12.50, 1.12.70 hatta 1.12.80'lere doğru hareket göreceğimizi düşünüyorum. Şu bölgede alıcı da olurum. Hatta kapanışta bile alıcı da olurum. Şimdi şu dakikadan itibaren bile 1.12.50'ye de 50 pipslik, 40 pipslik satışımı koyarım. Hemen burada dolar TL'ye şöyle bir dönelim. Dolar TL için daha önce de bahsetmiş olduğumuz hemen günlük tablodan bakalım. Aşağıda hareketin 6.08. Hemen dolar TL'yi buradan alacağım. Arkadaşlar dolar TL 6.08.70 miydi o? 6.08.20. Evet dönüyoruz. 6.08.20. Pardon. 6.08.20 aldım. HDTR'ye göre nerede? 0.33 artı. Yani HDTR'ye göre 0.33 dediğimizde bakın şeyi kırmış aşağıya. Pozitiften negatife geçecek. Yani TL'nin değerleneceği bir tablodan bahsediyor olacağız. Bunun anlamı şu. 3 kuruş diyecek olacak. 6.05. Yani ben yarın 6.08, 6.09 buralarda görürsem satıcı olurum. Hatta 6.07'de bile satıcı olurum. Günün ilerleyen saatlerinde 6.05'in altında 6 ve 6'nın altında 5.95 uzak olur ama en azından 6'ya yakın bölgelerde de bu bölgeden sattığımı yerine koymaya çalışırım. Gün içi trade ederim. Haftalıklar bazında eğer bir ki 6.08.20 açısından bir değerlendirme yapacak olursak 6.01 altındaki her kapanışta da ben hafta içinde 5.90'ları 5.91'leri beklerim. Durum bu. HDTR'de -550 diyecek olursak şu an için 350'de 550 diyecek olursak 8 kuruş ki altının altını görebiliriz bu hafta sonu. Yeni haftanın başında diyelim. Yeni hafta sonuna kadar. Sanki bayrama daha olumlu gireceğiz gibi. Hemen buradan nereye dönelim? Altın fiyatlarına dönelim. Altın fiyatlarına geldiğimizde 1284'ü görüyoruz. Hemen şöyle bir altın fiyatlarına dönüyorum.
dünyanın hiçbir yerinde de bu tarz yorum göremezsiniz arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bakalım yorum devam ediyor mu? Tabii ki evet. 1284 hemen aldık. Altın fiyatlarında bakıyorum. 285 olarak alalım. 285 olarak alıyorum. Tablo HDTR'de nasıl? -5. Bakın -5 günlüklerde. Bunun anlamı şu. -5'ten artı 25'e gidebilir. Yani eksiden artıya geçeceği için buradan 25 dolarlık bir hareket mi diyeceğiz? Evet, 25 dolarlık bir hareket ihtimalini konuşuyor olacağız. Çünkü -25 şu an kaç? Görüyorsunuz. -5. Yani -5, 25, 30. Buradan 30 dolarlık bir hareket önümüzdeki günlere yönelik. Yani 1318-1320'lere doğru. Hemen günlüklere dönüp baktığımızda günlüklerdeki tablo, tahmin ediyorum ki hemen şöyle alayım. Diyorum. Evet. Şöyle diyeyim. Açılış sonrası ben 1285-1286 oralarda alıcı olurum. 91-90 işte de gün içinde aldıklarımı satarım gibi. G, L, D, G, R. Gram altına geliyorum. D, G, R. 251. Büyük ihtimalle gram altında. Dolar gerilerse gram altın olayını karşılaştırdığımızda 251, 250, 254 gibi bir aralıkta bir seyir görebiliriz. Hemen X altın dedikten sonra başka nereye dönelim? Sterlin doları için beklediğimiz tepki gerçekleşti ve olumlu hareket devam etti. Ha, gram altında daha önce yapmadığımız bir ya da bu yapıyorduk da -12.75 görüyoruz gram altında. Ama içeride gram altında şey var mıydı? Hemen bakalım HDTR. Gram altında da hemen hemen aynı tabloyu kullanmışız. Orada bir yanlışlık olabilir ama 25 diyeyim. Neyse, gram altında evet. Yani 54'e onsun yükselişi sebebiyle, dolar dünyada düşerse onsun yükselişi sebebiyle biraz daha dengeli kalacak diye düşünüyorum. Hemen buradan sterlin doları dönüyorum. Hisselere de döneceğim arkadaşlar. Sterlin dolarda beklediğimiz o hareket çok güzel gerçekleşti. Bakın tam dipten HDTR'ye göre harika bir noktadan. Hemen sterlin dolara dönüp oradaki HDTR'yi de sizlere yorumlamak istiyorum. Bakın HDTR'ye göre sterlin dolar, hemen alıyorum. Gram altı. Şöyle sterlin dolar mı bulabilsem? Evet, sterlin dolar oldu. HDTR'ye göre -36 kaçmış bakalım. HDTR'ye göre -38-39'dan geldi. Bakın 39'dan geldi. Başınızı döndürdüm farkım. Dayım arkadaşlar. -39'dan şimdi artıya doğru. Yani buradan 3 puan desek en son kapanış kaç yapmış? 1.27.10. Tam beklediğimiz hareket olmuştu. 1.27.10. Yani -36'ya desek 1.30'lara doğru bir hareket göreceğimizi düşünüyorum. Sıfırdan kurtulacaktı çünkü HDTR 0.36. Sterlin dolardaki son duruma baktığınızda görüyorsunuz 32. Onun için oraya gideceğimizi düşünüyorum. Yarın, evet yarın bu durumda baktığımızda 1.27.10'larda 1.27'lerde alıcılı olurum. 1.27.50-1.27.70 gibi noktalarda da sterlin dolarda aldıklarımı satmak isterim. Durum bu. Peki. Tabloda başka ne var? Tahvil 30 endekse dönelim isterseniz. Bu 100 endeksinde bahsetmeye çalıştım. 86.000 -9600. Yani 100 endeksi arkadaşlar 86.000 kapanışını 86.000 kapanışını aldığımızda daha önce bahsetmiş olduğumuz hedeflere doğru, yani tepkilere doğru yarın 86.200-300 bu bölgelerin üzerinde 87'lere doğru, 86-87'lere doğru bir atak görme olasılığımız yüksek. Bu bölgelerde alıcılı olurum. Bu bölgelerde 4-5 kademe yukarıda satışlı aldığımda da 5. kademede satmaya çalışırım. Gün içi trade eden anlamında -30 yakın vadeye döndüğümüzde gün içi trade edenler anlamında HDTR -12.800 119.050 kapanışı var. Hemen şöyle alayım. Şunu kaydedeyim. Aslında bakın bütün hepsini de şöyle bir kaydedeyim. Çünkü hisselere geçeceğim. Hisselerde de şöyle bir ilk 5-10 hisseyi detaylı bir şekilde çalışacağım. 100 hisseye bakıp oradan yapacağım. Şimdi ne dedik? 30 endeksi. Evet. 30 endekse geliyorum.
119.050 kapanışı var. 119.050 kapanışı var. Yani yarın direkt kafadan açılışta o pozitif olma ihtimali var. 450-250 bu arada alıcı olurum. Günün ilerleyen saatlerinde 120 ve üzerine satmaya çalışırım. Buraya eğer açılış sonrası ola ki, açılış sonra buraya hiç kaçırmam, buradan alıcılı olurum bu iki bölgeden. Ama sabahtan da 119-100-119-200 alıp 650-800'den aldıklarım gün içi ilk saatlerde trade etmeye yönelik işlem yaparım. Zaten benim günlük her gün 30 öndekte hedefim 400 puan. Her gün 400 puan dediğinizde bu tabloya göre, benim sistemime göre yaptığınızda aylık %90 gibi bir kazanç elde edersiniz. Zaten bunun mantığını videolarımda, yani eğitimde kullandığım videolarımda, eğitimimize gelen arkadaşlara bahsettiğim sistemde bahsediyorum. Ne kadar aslında isabetli olduğunu söyleyebilirim. Hemen nereye geçelim? Petrol, gördüğünüz gibi petrolde muhteşem bir düşüş yakaladık biliyorsunuz, ama aynı zamanda çok da ciddi bir tepki geldi cuma günü. Çok normal, sonuçta hedefimize ulaştık. Büyük ihtimalle petrolde 69.271, hemen alalım. Şöyle kaydettiğim Brent petrol 69.271. 69.271. Peki HDTR'ye göre Brent petrol kaç olmuştu eksi? Cuma günü eksi 1.8. Kaç var burada? Bakın arkadaşlar, güvenli bölgeye gelmiş. Çok harika, tepki verdi. Eksi 13. Eksi 10. Şu an kaç? Eksi 5. Çok güzel. Demek ki bu bölgede dengelenecektir. Hemen bakıyorum. Yarın 69.271 diyecek olursak, yarın 70'leri deneyip burasının direnç olur, geçmesini zor olacağını düşünüyorum. 68.800'e doğru da tekrar bir geri çekilme birkaç günlük süre içinde gelebilir. Hemen buradan isterseniz şöyle hisselere, 100 hisseye bakacağız arkadaşlar. Hemen 100 hisseyi şöyle bir detaylandırayım. İçlerinden de 5-6 tanesini şimdi şey yapacağım. Şöyle dakika tutarak yapayım dedim. 12 dakika olmuş. 5-6 dakikada da bunu yaparız. Yani 17-20 dakikalık bir video olacak yani arkadaşlar. Ama milyonluk bilgi olduğunu zaten söylememe gerek yok. Bakın hangi aralıkta almalı, hangi aralıkta satmalı, aldığınızı nerede satabilirsiniz veya nerede almalı, nerede satmalı, böyle bir yorum varsa başka bir yerde, başka bir şey diyemiyorum. Tamamen kendi geliştirdiğim sistemlerim, yöntemlerim üzerinden bunları bahsediyorum. Ve olabildiğince basit, herkesin yapabileceği tarzda eğitimlerimde de zaten bunlardan bahsediyorum. Trade ederken de aynı yöntemi kullanıyorum. Tabii trade'in anayasası, 6 tane kriterim var. Bunu eğitimlerimde zaten bahsediyorum. Bu noktada. Şimdi ayarlardan döngü sembollerine döndüm. Şimdi bize burada 100 tane hissenin teknik analizini yapalım isterseniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geçelim. Hatta şöyle yapalım. TL bazında değil de endeks bazında. Çünkü endeks tepki veriyor. Bu noktada endeksten daha fazla tepki verebilecek hisseleri yorumlamaya çalışacağım şimdi sizlere arkadaşlar. Pardon. Coca-Cola'da reklamını yapmış olalım. Bakıyorum. Akbank gayet güçlü gözüküyor. Tepki verecek hisseler içinde olacağını düşünüyorum. Anadolu Cam tepki verebilir. Arçelik tepki verebilir. Aselsan tepki beklediğimiz bir yerde devam edebilir. Coca-Cola. Şimdi içtik ya. Bir tane daha açayım. Adetim değildir ama böyle, kusura bakmayın. Doğan Holding gayet iyi, güzel tepki verebilir. Bu ise gerçekten söylediğimiz gibi. Ama bir uyumsuzluk var. Buradan iyi bir tepki gelecek. %10'luk bir tepki bekliyorum. Nerede? Emlak gayet de. Geçici bir tepki. NK gayet güçlü. Ereğli toparlama eğiliminde. Froto gayet güçlü. Garanti Bankası iyi tepki verdi. Yeltaş tepki vermeye başladı. Halkbank ne demiştik? Artık dip. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Hürriyet biraz tepki verebilir. İşçiye tepki verebilir arkadaşlar. İstemir gayet güçlü tepki verebilir. Pardon, hemen şöyle iki geriyim yanından sonra. İstemir gayet güçlü tepki verebilir. İş finansı, iş geliyor. Karton çok güçlü.
Koç Holding çok güçlü. Bakın 30 endeksindeki hisseleri biraz daha detaylandıracağım. Kozal. Bunlar da şu an için iyi. Gardemir tepki verebilir. Metro. Ya neyse, bu hiç uğraşmıyor bu hisseyle. Neden 100 endekstedir anlamıştım. Migros olumlu. Park. Netaş. Ulaş. Parsan. Petkim. Pegasus. Bunlar endekse göre, endeks tepki verdiğinde bu olumlu gördüklerim endeksin en fazla tepki vereceğini söylüyorum arkadaşlar, biliyorsunuz. İsimlerini saydıklarım. Sahol, Sasa, o Şekerbank. Neyse, pardon, bir daha. Şok Market iyi gözüküyor. Türksel negatif ayrışabilir. Türk Hava Yolları pozitif ayrışabilir. Doğaso, Trakya Cam, Telekom olumlu ayrışabilir, Traktör olumlu ayrışabilir, Vakıfbank olumlu ayrışabilir, Yapı Kredi olumlu ayrışabilir. Yani şu an için bir şey yok. Hemen arkadaşlar, ben tekrar şeye dönüyorum. 30 endeksindeki hisselerden şöyle bir değerlendirme yapalım. Pardon, şöyle aldık. Bilgisayar herhalde kilitlendi. Evet, kilitlenmiş. Temizledik. 30 endeks geldik. Endekse göre Akbank güçlü. Pardon, Arçelik'miş bu. Şimdi şeye döneceğim. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. TR bazında geliyorum. 5.71. Hemen geliyorum. Mesela yarın ne olabilir? 5.71. Yarın 71, 73 oralardan alıp 79-89'ları beklerim. Bak da yarın. Gayet güzel gözüküyor. Arçelik 16.24. Hemen geliyorum. 16.24. Akbank'ta 16.20, 24, 30 o aralıklardan alıp 24-30 aralığında alıp 47-54 buraları gördüğümde gün içinde nereden baksanız 10-12 kademelik fırsat verebilirim. Hemen döndüm. Aselsan gayet olumlu. 17-19. Aselsan 17-19. Gün içinde 19-20-20, yani 30'a kadar alış yaparım arkadaşlar. Günün ilerleyen saatlerinde 54-60'da gördüğümde gün içinde trade etmeye yönelik veririm. Doğan Holding gayet güçlü gözüküyor. 1.03'ten heyecanlı. 1.03.4'ten alıp 5.7 aralığı satmaya çalışırım. EKGO ilk defa durdu satışı. 1.08 bu bölgeden alıp ilerleyen saatlerinde 13.15 bu aralığı bile hafta içinde deneyeceğini tahmin ediyorum. İyi bir tepki vereceğini tahmin ediyorum. Enerjisi var, iyi. Ereğli 7.28, şöyle yaparım. 7.28 Ereğli'de 26-32 aralığından alış yapabilirim. O bölgeler alış izni iyidir. Yani kapanış 28. Şunu demek istiyorum. Kapanışın birkaç kademe altı görsem kaçırmam. Ama 7-28, 7-30 bu bölgeden alıp gün ilerleyen saatlerinde 36-46 arası aldığını satmaya deneyebilirim. Bu tarz hiçbir yerde de yorum görmezsiniz. Frot da aynı şekilde gayet olumlu. 51, 51'in biraz üzerinden alıp 52'lere doğru gün içinde trade etmeye yönelik yaparım. 7.50. Bakın harika. Tamam. Şöyle alayım. 7.50. 52-54 buralardan alıp ilerleyen saatlerinde 68-72 gördüğümde önderim. Büyük ihtimalle de öyle olacak. Ne demiştik? Söylediğimiz yerlerden tepkilerin geldiğini görüyorsunuz. 5.40. Halkbank 5.40. 40-44 o aralığından alış yapabilirim. 48-58 bu bölgeden de aldıklarımı gün içinde satmaya çalışırım. Hafta içinde zaten büyük ihtimalle tepki gelecektir. 5.04 gayet güzel. Çiçeğe baktığımda 5.04-06 o aralıktan alıp 12-22 o aralıktan da gün içinde satmaya çalışırım. Koç Holding 15-14 pardon 15-14 yanılmıyorsam kapanış, evet 15-14.
14'ün üzerinde, 14 buralardan yakalarsam alırım. Alış gönderim daha sabahtan. 30 aralığına kadar 15-14'ten 15-30 aralığında alış gönderirim. 49-55 aralığından da gün içinde satışımı yapmaya çalışırım. Koç Holding'den sonra gayet güzel gözüküyor. Koza A, Kozal. Bunlar da şu an için olumlu ama Kardemir mesela 2-10. Bunun vadelisini biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Bu söylediğim hisselerin vadelilerini ancak Excel tablonuz varsa vadeli kapanışına girip hedefinizi verebilirsiniz. 2-10, 10, 11, 12 buralardan alış yaparım. 15-16 satmaya çalışırım. Gayet güzel gözüküyor. Yani gün içi trade anlamında diyorum. Yoksa biraz daha tepki devam edecek diyebiliriz. 4.56 petkime giriyorum. 4.56 petkime geldim. 56-60 o aralıktan alış yaparım. İlerleyen saatlerinde 64-74'ten de satışımı yapıp yoluma devam ederim. Pegasus 29.60.